Ben Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Ayuşu İstanbul Üniversitesi mezunuyum ve bu güzel üniversitede bir İstanbul Üniversitesi mezunu olarak da çok güzel günler çok güzel görevler bizi beklemektedir. Dolayısıyla bu anlamda Beykent Üniversitesi adeta bir tecrübeli öğretim elemanları yuvası halindedir. Ve Beykent Üniversitesi Fen Fakültesi 1997 yılında kurulmuştur ve bu anlamda da Beykent Üniversitesi ile birlikte özdeş aynı zamanda kurulmuş fakültelerin başında gelmektedir. Ve aynı zamanda da aynı tarihlerde de ilk kurulan bölümümüzde Türk Dili Edebiyatı bölümüdür. Tarih bölümü de arkasından gelmektedir ve biz 9 bölüm olarak devam ediyoruz çalışmalarımıza. Ve bunlar arasında da saymak gerekirse Türkçe Edebiyatı, Tarih Bölümü, Sosyoloji, Türkçe, Sosyoloji, İngilizce, İngiliz Dili Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Matematik Bölümleri, Rusça Mütercim Tercümanlık ve Psikoloji Bölümlerimiz mevcuttur. Ve bu bölümlerde de alanlarında uzman ve çok deneyimli hocalarımız çalışmaktadır. Bunu da burada zikretmekte yarar var. Tabii bu arada sizden gelen sorular varsa bunları da yanıtlamak isterim. Buyurun efendim. Fen Edebiyat Fakültesi hangi yerleşkede eğitim vermektedir? Bilindiği üzere Fen Edebiyat Fakültemiz Beylikdüzü yerleşkesinde eğitimle devam etmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi eğitim sürecini nasıl özetlersiniz? Eğitim süreci bizde 4 yıl olarak planlanmıştır. Ama bu anlamda da bizde çift ana dal, yan dalda olduğu için isteyen öğrenciler yaklaşık 5 yıl içerisinde çift diplomaya sahip olabilirler. Fiziksel altyapı olanakları nelerdir? Şunu söyleyebiliriz çok rahat. Özellikle bu yerleşkemiz ki bütün yerleşkelerde bunu görebilirsiniz ama fizik imkanlarımız son derece önemli. Çok geniş imkanlar, çok büyük sınıflarımız vardır ve öğretim üyeleriyle öğrenciler, Onların e, ofislerinde çok rahat bir ortamda, çok geniş mekanlarda hem ders dinleme hem sosyal aktivitelerini geliştirme imkanına sahiptirler. Ve bu anlamda da ister yemekhane koşullarında olsun, ister kütüphane koşullarında olsun, diğer sosyal aktivitelerde eee Beykent Üniversitesi'nin e, bu yerleşkesi son derece büyük imkanlara sahiptir. Eğitim altyapısı nelerdir? Laboratuvar ve atölyeler mevcut mudur? Şimdi efendim gerçekten bu konuda Beykent Üniversitemiz çok seçkin bir yere sahiptir. Çünkü çağdaş düzeyde güçlü bir eğitim kadrosu ve araştırma olanaklarına sahipseniz bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca akademik alanda ilerlemek, isteyenler için gerekli bilgi ve becerileri kazandıracak biçimde tasarlanmıştır. Yani nedir hocam bunlar derseniz Erasmus gibi çok önemli imkanlara sahiptirler. Eğitim programlarımızı her yıl güncellemekteyiz. Bakın bu çok önemli ve bu anlamda da seçmeli dersler konur ve biz her sene seçmeli derslerimizde güncellemekteyiz ki bu anlamda mesela FEDEK, FEDEK, FEDEK çok önemlidir. Yani Fenerbahçe Fakültelerinin akreditasyonu ile ilgili iki bölümümüz İngilizce mütercim tercümanlık. Ve Türk İngiliz Dili Edebiyatı akreditasyona başvurmuştur, hızla ilerlemektedir ama bütün bölümlerde aynı seviyede devam etmektedirler. Ne demektir? FEDEK bir markadır. Yani bütün programlarımızla birlikte hem yurt içinde hem yurt dışında da akredite olmak üniversitemiz için çok önemlidir. Ve bunu başarıyoruz ve başarma amacımız da bu anlamda da çok önemli. Eğitim dili nedir? İsteğe bağlı hazırlık okunabilir mi? İsteğe bağlı evet okunabilir, böyle bir imkanımız vardır. Eğitim dilimiz Türkçedir. Ama takdir edersiniz ki İngiliz Dili Edebiyatı, mütercim, tercümanlık gibi ya da Sosyoloji İngilizce gibi bölümlerde tabii ki eğitim dili İngilizcedir. Ama Psikoloji, Tarih, Türk Edebiyatı, Sosyoloji Türkçe bölümlerimiz de vardır. Elbette ki öğrenciler isterlerse hazırlık okuma imkanına sahiptirler. Yeter ki bu isteklerini dile getirsinler. Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerine sağlanan uluslararası imkanlar nelerdir? Hakikaten de bu önemli bence. Çünkü akredite olabilmiş bölümler, akredite olmuş bölümler bu anlamda tabii ki mesafe kat ediyorlar. Ancak biz her türlü programı önlerine koyuyoruz ve, ve bunlar arasında mesela bakın psikoloji bölümünden bir örnek verebilirim size. İngiliz dil edebiyatından örnek verebilirim. Hatta Türk dil edebiyatı, sosyoloji tarihten de örnek verebilirim ve uluslararası ulusal sempozyumlara katılarak oradaki eee Erasmus programında olduğu gibi yabancı öğrencilerle de iletişim kurarak karşılıklı akreditasyonu sağlayabiliyoruz ve isterse öğrenciler burs da sağlayabilirler bu anlamda ve yabancı üniversite öğrencileriyle de e, oralarda da okuma e, imkanına sahiptirler. Bu e, sadece devlet üniversitelerine mahsus bir olay değil. Aynı zamanda bizim gibi vakıf üniversitelerinde Özellikler arasındadır ve elbette ki öğrenci bunu en iyi şekilde değerlendirecektir. Eğitim olanakları yüksek. Çağdaş bir fakültede. Yani fen edebiyat fakültemizde okumak istiyorsanız, bu olanaklardan yararlanmak istiyorsanız bize geleceksiniz. Sizi bekliyoruz çocuklar. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.